merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizi bu fuar temposu ile birlikte firmanızda ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim ziyaret ettiğiniz için, bu fırsatı verdiğiniz için. Bizim için bir onur sizleri tanımak, değerli izleyicilerimize tanıtmak. Evet, Durak Tekstil olarak uzun yıllardır profesyonel hizmetler veriyorsunuz. Doğru. Genel hizmetimizden, sektöre olan katkılarımızdan, kalitemizden, çeşitliliğimizden, özellikle insanların, firmaların sizi tercih etme sebeplerinden bahsedeceğiz. Tabii. Tekstil sektöründe. Fakat önceliğinde izleyicilerimize ben sizi biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Buyurun. Yiğit Durak kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Evet. Yiğit Durak 1980 yılında 10 Ekim'de Bursa'da dünyaya gelmiştir. Evet. Durak Tekstil o zamandan beri devam ettiği için aslında doğma büyüme Durak'ta çalışıyorum diyebilirim. Evet. Benim hikayem bir önceki jenerasyonunkine biraz daha fazla benziyor. Bobin paketlemeden makine operatörlüğüne kadar, insan kaynaklarından satışa, çok çeşitli departmanlarda firma içinde çalıştıktan sonra şu anda pazarlama departmanında yönetici, aynı zamanda firma yönetim kurulunda devam ediyorum. Yaklaşık bir 10 yıla yakın satış tecrübem var uluslararası alanda. Yurt içinde de yaklaşık bir 3 yıla yakın satış tecrübem var. Bunu pazarlamaya artık kullanmayı hedefliyorum. Pazarlama, müşteri gözünden daha toplu satışı yapma hedefiyle pazarlama tarafında devam ediyorum. Çok güzel. Peki Durak Tekstil kapasitesinden bahsedeyim. Kuruluşumuzdan bu yana neler yaptık? Ve Türkiye'nin neresindeyiz, nerelere hizmet veriyoruz? Tabii. Durak Tekstil olarak biz 71 yılında kurulan bir firmayız ve Türkiye'nin şu anda her yerine servis verebiliyoruz aynı şekilde. Çeşitli şehirlerde bayiliklerimiz, distribütörlerimiz bulunuyor. Bunun yanı sıra Çin'de bir üretim tesisimiz ve Avusturya, Polonya'da da birer ofisimiz var. Dünya üzerinde şu anda 80'e yakın ülkeye ihracatımız var. Satışlarımızın %45'i yurt dışına, %55'i hala daha yurt içinde. Ancak biz bu oranı yurt dışı daha büyük bir pazar olarak gördüğümüz için bu oranı yurt dışında daha çok büyütmeyi hedefliyoruz. Buna istinaden de daha marka değerine önem veriyoruz, kaliteye çok önem veriyoruz, inovasyona çok önem veriyoruz, evet. Yeni ürünlere, teknik ürünlere çok önem veriyoruz ve günümüzün bir mecburiyeti olan sürdürülebilirlik konusuna çok önem veriyoruz. Uzun soluklu ticaretler yapmak kesinlikle, istiyoruz. Kesinlikle. Evet. Peki bundan sonraki hedeflerimiz nelerdir, neler yapmayı planlıyoruz? Bundan sonraki hedeflerimiz yurt dışında... Söylediklerimizin yanı sıra tabii ki. Tabii. Yurt dışında büyümeyi devam ettirmek, sürekli kılabilmek adına markalarla daha fazla çalışmayı hedefliyoruz. Kendimiz de bir marka yurt içinde olduğumuzu söyleyebilirim ama yurt dışında da bir yurt içinde olduğumuz kadar değerimizi arttırmak istiyoruz. Bunun için de kalitenin, servisin yanı sıra ekstra bazı değerler katmamız gerektiğini de düşünüyoruz. Hem sosyal anlamda hem dünyayı, çevremizi korumak anlamında, sürdürülebilirlik anlamında. Bundan sonraki fokusumuz o yönde olacak diyebilirim. Evet, şu anda önümüzde kartelamız bulunmakta. Çeşitli evet. Renklerde ipliklerimiz mevcut. Aynen öyle. Ve tekstil sektöründe büyük firmalara, ihracat yapan firmalara, tabii iç piyasada çalışan firmalara, kaliteden ödün vermeyen, evet. bu işi gerçekten evet. profesyonelce yapan çözüm ortaklarımız bulunmakta. Şimdi burada farklı kalitelerde, farklı renklerde mevcut ipliklerimiz bulunmakta. Bunların özelliklerinden bahsedelim. Tabii, bu fuar biraz daha tasarıma yönelik bir fuar olduğundan dolayı önümüzde gördüğümüz bizim nakış ipliği kartelamız. Nakış ipliği çeşitleri. Evet. Nakış gördüğünüz gibi çok renkli bir konu. Evet. Bu kartelada 480 renk var. Bu bizim için bir ürün. Hepsi bir ürün. Yani bir rengin çeşitlerini görebiliyoruz. Evet. Sarının, kırmızının, bordonun, evet. beyazın dahi çok fazla tonu var. Günümüzde artık tamamen detaylarda, kalite detaylarda gizli. Önemli olan bu tonları her sevkiyatta aynı tonla gönderebilmek. Bu da bizim artık bir profesyonel olduğumuz alan burası. Biz onu diyordum bugün yine bir konuşmamda. Biz artık fabrika
Tabii ki ürünümüz dikiş ve nakış ipliği ama biz değer satıyoruz diyoruz. Ben bizi iplik fabrikası değil, renk fabrikası olarak da düşünebilirsiniz diyorum. Kesinlikle şimdi baktığımızda kartelamıza renk fabrikası diyebilirim. Evet, çok evet, kolay evet, bir şekilde. Evet, evet. Peki nasıl elde ediyoruz bu renkleri? Gelişmiş bir boyanın tabii yardımı gerekiyor. Bizim tamamen otomatik ve yabancı artık demek zorundayım mecburen. Keşke Türk makinalardan da olsa aynı fonksiyonları yerine getiren güncel bir makine parkurumuz var. Tabii butik bir sektör olduğu için daha çok küçük boyama kapasiteleriyle gidiyoruz. Nakış sektörü bizim bir kolumuz. Biz diğer yandan dikiş ipliklerimiz de var. Teknik ipliklerimiz de var. Performans arttırıcı, üretimde verimliliği arttıran bazı ürünlerimiz de var. Kendi patentli ürünlerimiz bunlar. Durak aslında sattığımız her ne kadar iplik olsa da biz müşterilerimize hem üretimlerinde hem bitmiş ürünlerinde hedefimiz değer katmak, verimliliklerini arttırmak. Evet. Ve bu sayede de markamızın değerini arttırmak. Yoksa sıradan bir tedarikçi olmak hedefinde değiliz. Evet. Bir ayrıcalığımız var diyorsunuz. Var var evet. Çizgimizi var. Bozmadan, yıllardır evet, devam evet, ettik kalitemizi bozmadan. Çok şeylere öncülük etmiş bir firmadır Durak Tekstil. Türkiye'de çok büyük köklü değişimleri de tetiklemiş bir firmadır. 90'lı yıllara kadar mesela Türkiye'de naylon iplik kullanımı ön plandayken bu alışkanlığı değiştiren firmadır. Polyester'e daha sağlık, nispeten daha sağlıklı olan polyester'e Türkiye'ye geçimini tetikleyen firma Durak Tekstil'dir. Yani birçok firma, birçok konuya öncülük etmiş bir firmayız. İsteğine göre, taleplere göre koton ipliklerimiz de bulunmakta. Tabii, polyester tabii, ipliklerimiz tabii, de var tabii ki. Çok farklı materyallerde ipliklerimiz evet, dosyalarda var. Yazılan tabii ki kodlar var. Bu kodlara göre polyester mi isteniyor? Tabii, naylon tabii, mu isteniyor, karışım mı isteniyor? Bunları siz profesyonelliğinizle tabii, orası bizim alanımız tabii, biliyorsunuz tabii ki. Buna göre de siparişlere göre de tedariğini sağlayabiliyoruz. Evet, evet, evet. Harikasınız, aynen, çok aynen, güzel. Peki size ulaşmak isteyen değerli izleyicilerimiz nerelerden, tabii, nasıl ulaşabilir Yiğit Bey? Web sitemizden ulaşabilirler. Sosyal ağlarımız da web sitemizde bağlantılarımız hepsi mevcut. Sosyal medyayı oldukça etkili kullanmaya çalışıyoruz özellikle son dönemde. Bunun dışında durak@durak.com.tr ve 353 ben bir burada kopyalayabilir miyim? 0113 numaralı telefon numaramızdan evet, bize ulaşabilirler. Evet, 0224 alan koduyla evet, 353 evet, evet. İstanbul'da 13. da ofisimiz var. İstanbul ofisimizden de ulaşabilirler. Hepsinin bütün iletişim detayları internet sitemizde mevcut. Evet, harikasınız, evet, çok güzel. Evet, kaliteli hizmet, biraz önce de söylediğimiz gibi kaliteli hizmet arayan tüm değerli izleyicilerimize, tekstil sektöründe özellikle profesyonelce bu işi yapan firma sahiplerimize sesleniyoruz. Doğru adres Durak Tekstil diyoruz. Bir telefon kadar yakınsınız. Tabii. Siparişlerinizi verebilirsiniz. En kısa zamanda internetten de alacağız siparişlerinizi. Harika. Evet, evet. Çok güzel. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü öncelikle ben sizi tebrik etmek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. Ben de başarılarınız daim olsun diyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere.